Yeni sevgiliye ne dersin? Sizce şu DNA kahramana ait olamaz mı? Ne dersiniz? İşte bu sorunun cevabını verecek kişi geldi. Başkom Selim. Gel Zeynep. Neymiş DNA? Kime ait? Kahramana mı? Hayır Selim. Ama kime ait olduğunu duyduğunda çok şaşıracağına eminim. Tamam, dinliyoruz. Bora'ya. Bora'ya mı? Kahramanın oğlu mu? Evet başkomiserim. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi Ayla'nın sevgilisi Bora'yı mı diyorsun yani? Aynen öyle Selim. Ya bu trajedi falan değil, bayağı aşkı memnuya döndü yani. Boray Çolak, 24 yaşında. Maktul'ün arkadaşı. Ben Ayla'yı seviyordum. Babanızla olan ilişkisini biliyor muydunuz? Evet. Annem söylemişti. Emin misin anne? Yani pilates hocası ilişkileri varmış dedi diye mi şüphe ediyorsun babamla? Ayla itiraf etti oğlum. Sözüm ona baba, Ayla'yı deliler gibi seviyormuş. Hiç utanmadan gözümün içine baka baka aldattılar beni. Lütfen yapma anne. Üzme kendini. Nasıl üzmeyeyim Boray? Bir yanda en yakın arkadaşım. Diğer yandaysa kocam. Yani hayatta güvendiğim iki insan. Sırtımdan vurdular beni. Hiç kimseye güvenmeyecek misin hayatta? Hiç kimseye. Üzme kendini. Buna rağmen aileyle birlikteydin o zaman. Çok aşıktım ona. Başka hiçbir şey umurumda değildi. Ya aileniz? Öyle ya da böyle kabullenecekler. Öyle kolay kolay kabullenecek bir durummuş gibi gözükmüyor bu. Kabullenmiyorsalar da kendileri bilirlerdi. Başka hiçbir güç aileden vazgeçiremezdi beni. Peki anneniz? İlişkinizi biliyor muydu? Daha sonra söyledim. Ne zaman? 3-4 gün önce. Kafayı yemiş olmalı. Çok kızdı. Hemen ayrılmamızı istedi. Bize yaptıklarını unuttum da dedi. Neden bu kadar uzattığını anlayamadım. Babamı artık sevmiyordu bile. Boşanmamak için babam çok dil dökmüştü anneme. Ama annem aldırmadı. Şimdi kalkmış benim ayrılmamı istiyordu. Ama söylediğim gibi kimsenin istediği umurumda bile değildi. Ben ne istediğimi gayet iyi biliyordum.